Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nirvana YouTube ekranından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Hearts of Iron 4'te yeni bir seriye başlayacağız. Bir önceki serimizde sıkıntı çıktı. Save dosyasında bir problem oldu. O nedenle sıfırdan bir kez daha başlama gereksinim duydum. Zaten oyunun ve serinin daha çok başındaydık. O nedenle hızlı bir şekilde hadi oyuna geçelim. Standart Türkiye ile başlayacağız. Dediğim gibi oyunda daha çok yeniyim. Çok fazla bir bilgim yok. Takıldığım ve yanlış yaptığım yerlerde yorumlar vasıtasıyla yorum yazarak bana yön verebilirsiniz en azından. Deneyimli olacağız. Demir Adam modu yapmayacağım. Tarihsel, yapay zeka tarihsel odaklı ilerlesin ve başlıyoruz. Evet, ülkemizin toprakları bu şekilde, asker dağılımımız da bu şekilde. Şimdi mantıken ilerlemeyi düşündüğüm topraklar 1. Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, eğer duruma göre net bir bilgi bir şey söyleyemeyeceğim şu an için. Yunan'a yine yüzmeyi öğreteceğiz. Akabinde Irak ve İran olaraktan da devam edeceğiz. Fetih politikamız bu şekilde olacak. O nedenle hızlı bir şekilde başlayalım. Önce bir araştırma slotu oluşturalım. Silahlarımızı zaten araştırmış vaziyette. Buradan hızlı bir şekilde fabrika yapmaya başlamam lazım. Teknolojiden başlamayacağım. Askeri doktrin olaraktan Mobil savaş doktrini benimsemeyi planlıyorum. Kafamdan geçen o, en azından araştırmalar doğrultusunda. Yine yanlışsa tekrardan bir kez daha bakarız. Destek ekipmanlarını bir başlatalım. Öncelik inşaat olduğu için hep bu yönde ilerleyeceğim çünkü. Boşta sivil fabrikalarımız var. Çok fazla yok sivil fabrikamız. O nedenle bir sivil fabrika düşünüyorum. Şöyle ben bir İzmit'e bir tane bir yapalım. O bir başlasın. Boşta askeri fabrikalarımız var. Bütün hepsini buraya yönlendim. Tersane için şu anda bir düşüncem yok. Odak belirleyeceğim. Politik çaba. Yetersiz kaynaklar. Şimdilik şöyle yapalım. Şuradaki asker bloğumu şöyle edeceğim. Sen lojistik kullanıp buraya gel. Sizi de şuraya atacağım. Salih. Hızımızı arttıralım. Oyun başlasın. Günler geçiyor, günler geçiyor. Şu an için yapacak... Ha, şurada da bir askeri birliğimiz varmış. İşte şöyle gelin. Şöyle yapayım hocam. Şöyle gel sen de. Hatta altyapıyı kullan, daha hızlı geç. Tren yolunu kullan. Oyun eğlenceli ama dediğim gibi daha çok yeni olduğum için eksiklerim çok fazla var. Oyunu hani tabii ki de bilmiyorum. Takıldığım yerlerde yine aynı şekilde yardımcı olursanız sevinirim dostlar. Dur.
Tamamdır, sen öyle sen öyle. Yanlış mı oldu acaba ya? Olmaması lazım mı? Yetersiz kaynaklarımız var ama şu an herhangi bir üretim... Bu haline de üretim yapabiliyorsun aylık 3 tane en azından. Toplardan atarız ya, sıkıntı yok. Alabilir kararlar var şu an için ama daha herhangi bir şey almayı düşünmüyorum. Daha çok yeniyiz çünkü. Ne diyeceğiz ki insanlara? Endişe verici, tamamdır. Politik hedefimiz açıldı. Odaklaştırıcı kültür olaraktan, bu sefer de milliyetçi olaraktan devam edeceğiz. İlk videomuzda komünist bir fikir benimsemiştik ama olmamıştı. Daha doğrusu olmamıştı değil yani, fazla tepki çektiği için arkadaşlardan. Bu sefer de faşist deneyelim. Yerlatsız aldık. Destek ekipmanlar açıldı. Araştırmalarımız devam ediyor. Burada açacağım herhangi bir şey yok. Şunun %50'si var. Onu alacağım hızlandırması için. Mühendislik bekleyebilir şu anda. Bir bombardıman uçağı düşünüyorum. Onu araştıralım. İşimizi oldukça kolaylaştırır. Şey belirleyeyim mi? Belirleyeyim bence ya. Neden olmasın ki? Şöyle bir gelin bakalım da. Tamamdır. Aynı zamanda hepiniz çalışın da. Yani egzersiz yapın daha doğrusu. İspanya'da iç savaş çıktı. Odaklaştırıcı kültür. Şöyle bir durduruyorum. Bir saniye bekle sen şurada şöyle bir. Şimdi amaç direkt başkent almak olduğu için. Tıkladığım zaman da ne kadarını alıyor? Büyük kısmı olmasa da yine ideal bir şekilde götürebiliyor en azından. Hadi ama. Tamam, bizimle inatlaşıyor şu inatlaşıyor şu anda. Sıkıntı yok, tamamdır. Şimdi... Güç birim. Aslında buradaki asker birliğimiz az ama... Tamam. Bir ofansifat çizelim. En azından yerlerimiz belli olsun. Nereye gideceğimiz, ne yapacağımız. Tamam. Dur, ulusal odağı seçmedik. Şimdi milliyetçi odağını da açacağım. Akabinde ondan sonra hızlı bir şekilde sivil fabrikalar yapmak üzere endüstriyel çabaya yöneleceğim. Burada araştırma yapacağım. Sen açıldın. Senin gidişatın güzel. Askerden bir şey açmaya gerek yok şu an için. Seni açmıştık zaten. Topçu açalım. Topçu araştırması yapalım. En azından birliklerimiz kuvvetli olsun. Hatta Etiyopya ilhak edildi. Güzel. İlhak. Bir piyade tümeni. Van bölgesinden çıkabilirsiniz aslında siz şu an için. Takviyeler öncelikli olması lazım. Şimdi
Hükümet konusunda ordu komutanı alabilirim ama önceliğim benim sivil ve askeri fabrikalar. O nedenle bir sanayi lideri benim işimi görecektir. Dağınık sanayi. Savaş doktrinine başlamak istiyorum şimdiden. En azından yerimiz yurdumuz belli olsun. Gideceğimiz yöntem belli olsun. Milliyetçilik odağı açıldı. Güzel. Bu saatten sonra çok az bir şey yapmayacağım. Artık endüstriyel çabaya yoğunlaşıyorum direkt. Ülkenin durumuna baktığımızda %13'e giderek artıyor. %13 değil galiba ya, pardon. %15'e %79. Tam üzgünüm. Böyle bir yol gitmek zorundayım. Düşük insan gücü var ama şu an için herhangi bir, onun için bir değişiklik yapmayacağım, bir karar almayacağım. Böyle ilerlemeyi planlıyorum. Ne var? Güzel. Sizi birleştirebiliyor muyum ben ya? Öyle bir imkan oluyor mu? Olmuyor. Tamam. Birinci ve ikinci filo birleşti. Tamam. Hatta şey yapabilirsiniz de şöyle. Endüstriyel çabamız açıldı. Çekil top. Oh, hepsi açıldı. Güzel. Şimdi hızlı bir şekilde sivil fabrika yapıp en azından üretimlerdeki eksiklerimizi giderelim. Akabinde de sanayi, pardon, askeri yönde atılımlarda bulunacağım. Ağır avcı var. Tam taş var. Ve stratejik bombalama var. Stratejik bombalama yaptığınız zaman hava saldırı 1,5. Stratejik bomba düşünüyorum ya. Tank savar yapmayı planlıyorum şu anda. En azından piyade akışında düzenleme yaptığım zamanda da ilerleyişimiz iyi olur. Dünyada neler oluyor diye, oy 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 oy. Cumhuriyetçiler milliyetçilere göre oldukça baskın gidiyor şu anda ama. Boşta sivil fabrikamız var. Çok güzel. Hemen bir tane de Kastamonu yapalım. On bin tane açığımız var. Şuradan ben bir ulusal odaklara bakacağım bir saniye. Buradan bir tane askeri fabrika veriyor. Bir tane sivil fabrika veriyor. Bir tane askeri fabrika veriyor uzun süre. Akabinde ordu çabası açacağım ki kara doktrini konusunda bize %50 araştırma bonusu verecek bu. Şu şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Dağınık sanayi. Sentetiği bir alayım da en azından Irak'a alınacaklar petrol ihtiyacımızı oradan karşılamış oluruz bir nebze olsun. Araştırmalara bakıyorum, hükümet çeşidine bakıyorum. Of, Kazım Orba'yı almak lazım mı acaba şu an için ya, bilemedim.
Çok güzel. Hızlı bir şekilde şunları bitirmem lazım. Durum nedir şu an için? Onunla bir kararlar. İç savaş hazırlanmayı düşünmüyorum. İç savaş çok sıkıntı oluyor çünkü. Ben daha önce bir kere oyun için deneme yaptım. Her defasında iç savaş çıkarttım. İç savaş çıkartmadan bu işi çözmem lazım. Siyasi söylem başlatıyorum en azından. Akabinde %50'yi geçtikten sonra bir de referandum patlattık mı? Hızlı bir dönüş elde ederiz en azından. Tarafsız olduğumuz için şu anda herhangi bir... Güzel. Tane var. Harika oldu. Bir tane askeri... Dur, odak seçeceğim. Çelik tam savaş. İnşaat çabası hızlı bir şekilde. Kara doktrin konusunda biraz bekletelim. Endüstride dağınık hızı yaptık. Dağınıkta sıkıntı yok. Sentetik araştırılıyor. Bu araştırılıyor. Şöyle durdurayım da çok fazla ilerlemesin. Mühendis bölümünü açabilirim. 37'ye geldik artık. Boşta askeri fabrikalar var. Bir tane bastım. Diğer yayınları izlediğim kadarıyla kayıtları YouTube'dakileri genellikle ilk etapta bir Bulgaristan seferi herkese bir adet gibi bir şey neredeyse. Bulgaristan'da çünkü oldukça yüksek bir fabrika gücü var. Onu elde etmek için direkt oraya girmek daha mantıklı gibi görünüyor. Yugoslavya için bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Sentetik petrol hoppa geldi. Tamamdır. Şimdi inşaat neredesin? Rafineri. Kayseri'ye bir rafineri kurarsak işimize oldukça yarar. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Bir saniye. Lojistik değil. Destek topçusu oldukça işime yarayabilir. Bu şekilde çıkış yapabilir arkadaşlar. Bizim için de gayet iyi olur. Şuradaki yere geldiğim zaman da siz de buraya atamazsınız. Bunun stratejik bomba açıldı. Motorize konusunda emin değilim, açıp açma konusunda o kadar hani bilgim yok. Belki ilerleyen safhalarda böyle bir şey yapabilirim. Tank teknolojisine yönelim çünkü tank teknolojimiz yok. İnşaat çalışması. Ordu çabasını açacağım. Her birime bir asker. %46.
Yavaştan yavaştan kararlar. %47. Fevzi Çakmak. Demokratik Parti ve Celal Bayar ve Şefik Üslü tamamen gitti. Hay maşallah. Kaç oldu? %49. %49. %50. %50 daha mı? Pardon. Hadi ama. Hayırlı olsun. Geçişimizi yapmış olduk. En azından kansız bir şekilde, kan akıtmadan. Şimdi 230 gün burası sürecek. Hak iddia ediyorum. Musul benimdir diyeceğim. 440 gün geçecek. Anca olacak çünkü. İran için de bir şey söylemeyeceğim şu an için. Tank savar. Bu uçak savar da basalım şu an için. Mühendislik bölüğü de bitti. 37 yılındayız. Herhangi bir askeri şey düşünmüyorum. Tank devam ediyor. Kara doktrini %50. Bas. Militarizm bitti. İnşaatlar, pardon, Kayseri üretim yapıyorum şu anda. Biter bitmez bir tane de sivil fabrika. Mersin'e. Üretimdeki durumumuz nasıl acaba şu an için? 6000. Allah bereket versin. Tankımız da geldi. Ağır tank, hafif tank. Hafif tanklar konusunda ilerleyebiliriz ya, hızlı bir şekilde. Buradan ilerleyelim. Bence ilk video için oldukça iyi gelişme elde ettik. En azından yönetim biçimimizi faşizme doğru çevirmiş olduk arkadaşlar. Bulgaristan ve Irak hakkında da hak iddiamızda bulunduk. Onlar da şu anda araştırılıyor. Aynı şekilde devam ediyoruz büyümeye. Videoyu ve seriyi beğendiyseniz beğenerek ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize bol oyun ve bol fethiyle günler diliyorum. Hoşçakalın.